Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sami Yusuf. Bugün sizlerle Blender'da bir atom modelleyeceğiz arkadaşlar. Hemen Blender uygulamasını açalım. Şu küpümüzü silelim. Arkadaşlar burada kullanacağımız şey ise Obje Map'ta Mesh'e girelim. Şuradan hemen Circle'ı seçelim. Arkadaşlar biz atomun şu çengellerini yapmak için şimdi bu bizim Circle'ı kullanacağız arkadaşlar. Hemen şunu GZ diyelim. Shift D sağ tık. Ve X diyelim arkadaşlar. Numpad'den 3'e bastığınızda bunu yapın. Şöyle ayarlayalım. Bir bakalım. Tamam, gayet güzel durdu şimdiden. Şimdi arkadaşlar bu atomumuzun şuradaki o yuvarlak şeylerini ekleyeceğiz. Hemen Shift A diyelim. Şuradan circle değil. Mesela hemen şuradan oraya sharper ekleyelim. Ve bunu hemen içe basarak hemen küçültelim şöyle. G diyelim. Şuraya taşıyalım. Bakalım. Tam oturdu. Ve bu burada sade kalmasın. Şuraya getirelim. İçe basalım. GZ diyelim. Arkadaşlar bunu istediğiniz gibi detaylı olarak ayarlayabilirsiniz. Ben bunu biraz detaylı yapmak istiyorum. Sonra şuna da renklendireceğiz arkadaşlar. Mavi kırmızı diye. İçe basalım. Shift A diyelim. Ama buradan aynı şekilde V'ye sharper ekleyelim. S diyelim. Küçültelim. Hatta bunu silelim. Direkt şuradaki sharper kullanalım. Birazcık daha GZ diyelim. Tamam. Shift'e sağ tık. G diyelim. Direkt bunu buraya taşıyalım. Tamam. Aynı şekilde şunu da alalım. Shift'e sağ tık. G diyelim. Bunu direkt buraya taşıyalım. Ama ben bunu hemen GX diyeceğim. Şu tarafta olsun istiyorum bunu. Hemen Ctrl ve Numpad'den 3'e basalım arkadaşlar. Ctrl'den. Shift D'ye sağ tık GY diyelim. Bunu biraz yukarı taşıyalım. Bakalım. GX diyelim. Bir de şuraya eklesek olur derim. İçe basalım. Shift D sağ tık G diyelim. Şuraya taşıyalım. Ve bunu da şöyle taşıyalım. Bakalım. Bence şuradakini buraya taşıyalım derim. Daha güzel olur. GZ diyelim. Bakalım biraz daha diyelim. GZ diyelim. Şöyle bir bakalım. Bir de şuraya eklesek olur derim. Shift'e sağ tık G, Y diyelim. Ve şuraya getirelim. Tekrar G, Y diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu hemen bir renklendirelim diyecektim ki hemen atomların ortasında bir şey daha oldu şöyle. Bir sürü küp böyle ne derdi? Küreği. Ve böyle bir şekil vardı. Onu yapalım o zaman şimdi de. Hemen kursörümüzü şuraya çeken Shift ile sağ tıklan ya da direkt şuradaki kursörü basıp istediğiniz yere getirebiliriz sol tıklan. Hemen Shift A diyelim. Buradan Way Sharp ekleyelim. İçe basalım. Şuraya yakınlaşalım. Şimdi bunu küçültelim. Bunu biraz büyütelim. Tamam. Shift'e diye çoğaltalım arkadaşlar bunu bolca. Tamamdır. Şimdi bunları bir araya getirelim. Hemen. Hepsini şuna bağlayalım. Şöyle. Birleştirelim daha doğrusu. Bir bakalım. Biraz da şu tarafa getirelim.
Pardon. Bunu gizledim. Biraz da şu arka tarafı ekleyelim. Şu kalınlığında. Şimdi sili. Şimdi aynı şekilde yapalım. Shift'te. Biraz da altı ekleyelim. Ve şuraya. Gayet güzel oldu. Şöyle bir wireframe moduna geçelim. Hepsini seçelim. Hatta bunları bir renklendirelim arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bunları bir kırmızı bir de mavi yapacağım. Mesela şunu hemen kırmızı yapalım. Hemen kırmızı yaptık. Şunu da aynı şekilde kırmızı yapalım direkt. Arkadaşlar direkt şuradaki S'de sonuna kadar getirirsek aynı şekilde oluyor. Bir bakalım bir şöyle. Şurayı da bir yapalım. Bence şunu mavi yapalım. Daha güzel olur. Şu. Şöyle. Tamam, gayet güzel göründü. Şuraları da aynı şekilde yapalım. Arkadaşlar ben bunu hemen materyallerini ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da hemen böyle materyallerini ekledim şöyle. Göstereyim. Daha güzelce. Dıştan bakıldığında hepsi boyanmış görünüyor. İçten sayılır. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları da aynı şekilde mavi kırmızı yapıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi hemen renklendirdim. Arkadaşlar hemen wireframe moduna geçelim. Ve şunların hepsini seçelim. Wireframe. Seçelim. Şimdi materyal şekilde geri dönelim. Ve bunu buraya taşıyalım arkadaşlar. Tepeden bakalım. GX diyelim. Ve bunu biraz büyütelim. Biraz daha büyütelim. Bir bakalım. Nasıl göründü? Gayet güzel göründü. Bence şunları biraz küçültsek yeterli. Tekrar bir bakalım. Gayet güzel görünüyor. Ufak hatalar yok. Eksiklikleri pek göremedim. O zaman arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.